Arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda birazcık düşük tempolu olabilirim. Bunun için kusura bakmayın lütfen çünkü şu an saat sabahın 6'sı ve ben kahvemi aldım. Ve sizlerle birlikte biraz daha vakit geçirmek amacıyla vaktimi değerlendirmeye çalışıyorum. Warsword Conquest'in 20. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Drogarion'la yüksek elflerle bulunan maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ve benim ordu... Evet. Benim ordu şey oldu. Çok affedersiniz bunun için bir deyim var da benim ordu şeye döndü abi, böyle Çingen alevlerine döndü. Neyin ne olduğu, kimin girip çıktığı belli değil yani. Öyle böyle bir ordu değil. Bakar mısın abi şunu? Valyonlardan tut şeylere kadar. Knight'lara kadar, şövalyelere. Knight bak, Knight değil, Knight abi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Telaffuzun falan da rezalettir abi benim İngilizce'de, ama en azından bak bir şifre esir almayı başarmışız. Şimdi bu bölüm ne yapacağız abi? Ben ne yapıyordum en son, onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir görev mörev almış mıydım? Ondan ziyade ona da bir bakayım. Görev falan almamışım. Zaten Balant Goblinleriyle savaştayız ama savaşı kimsenin tattığı yoktu. Şu kaleyi de vermiştik ve kalenin önünde de hayvan gibi bir bug vardı abi, gördüğünüz gibi. 50 tane gemi vardı orada. Tabii bu bug'ın oluşmasının sebebi benim. Çünkü sen tutup gemiyi burada park etmek yerine şuraya park edersen yani doğal olarak bug'da kalırsın abi. Bana da mübah yani. Gidip millet 1500 altın verip boşa mı satın alıyor? Sen böyle beleşe satın almaya getirirsen ne olur? Bir defa alayım, sürekli kullanayım dersen ayvayı yersin abi. Bu arada ilk defa böyle bir şey yapıyorum galiba. Bunlardan birini yapıyorum. Ryzen'lar ne abi? İki iskelet ver, iki spearman ver. İşte bir şeyler yap ya. Ordunun çünkü ne olduğu belli değil şu an ve hiç düzenlemeye falan çalışmayacağım abi. En güzeli bu şekilde. Gidelim yağmalayıp yağmalayıp dönelim. Misal bak şurayı lootlayalım bir. Yani lootlamaya çalışalım. Yağmalamaya çalışalım bakalım. Şu karşı tarafa geçince bir save alacağım hemen. Scum and Underworld ve Empire of Sigmar arasında barış anlaşması imzalanmış. Ben buraya ne ara geçtim, nasıl geçtim? Şuraya bir gidelim abi. Save alayım. Ondan sonra yağmaya kalkışayım. Çünkü yakalandığımız zaman kötü oluyor be abi. Save'den devam edeceğim. Yani her yakalandığımda bulunduğum konumdan devam edersem vallahi işimiz iş yani. Ki işimiz iş, işimiz de yaş. Evet. Yakalandık. Bakalım bu herifi dövebilirsem sıkıntı yok da dövemezsem kayıttan tekrar devam edeceğim. Bu arada zaten şey köy yağmaladığımızdan dolayı örümceğe falan binemeyecek bunlar ama yine çok kalabalık gelecekler. Bakalım belki bu karma orduyla bunları alırız. Ama yine de çok kayıp vermiş oluruz. Ne yapalım ya? Devam edelim o zaman abi, savaşalım. Müsaadenizle kahvemden bir yudum alacağım. Bu arada abi moralim çok bozuk ya, çaktırmıyorum da normalde hani bu tarz videolarda ben dertleşmeyi falan pek sevmem de gerçekten moralim bozuk. Ne açıdan hani benim şöyle bir videom var, hatırlarsanız hepiniz, şişman diyene ederim pişman diye. Ben şurada bir attan ineyim abi. Ya atla savaşmayı sevmiyorum, adamların arasına tek atlamadığım sürece sorun olmayacağını düşünüyorum da. Hatırlarsınız abi, şişman diyene ederim pişman diye bir videom vardı. Bu arada insanlar buraya nereden katıldı? Çünkü burayı biz almıştık sanırım. Bunlar zaten normal insanlar değil, bildiğiniz yüksek elf insanı. Biz burayı aldığımızda direkt köylüler buraya yerleşmiş olmalı abi. Bizim insanlarla savaşıyoruz şu an. Bir saniye, ben birazcık sesi kısacağım. Ses zaten kısıktaymış abi, ben niye bu kadar fazla duyuyorum ki sesi? Moralim niye bozuk? Hani dediğim gibi abi, şişman diyene ederim pişman diye bir videom vardı ya benim Saltanatı Selçuklu modunda. Şimdi de şişmansan olursun pişman diye bir video çekeceğim galiba. Çünkü diyetisyene gitmek zorundayım. Ve orada evet, şişman diyeni değil, şişman olanı pişman ediyorlar abi. Herhalde adam beni görünce şey diyecek ya, böyle kariyerime sen doruk noktası olacaksın falan diyecek böyle. Çünkü benim abi çok diyetisyeni sakat etmişliğim var yani. Sakat etmişliğim var derken, ya çok fazla diyetisyen yamuktum ben aga. Çok fazla diyetisyen yamuktum cidden. Yani diyetisyen yamutmak nasıl olur abi? Misal adam anlatıyor böyle, sabah kahvaltısında şunu şunu yiyeceğim, bunu bunu yiyeceğim. İşte hani şunlardan uzak duracağım falan filan diye. Bak adamla aramızda geçen diyaloğu aynen size anlatıyorum. Bu arada ben bayan diyetisyene hiç rastlamadım.
Bildiklerim var ama gitmem abi. Bayan diyetisyen öldürür adamı yani. Yemiş yemiş sıçamamışsın daha nereye yiyeceğim falan der. Hiç çekemem onları. Bu arada blok yapıyorlar falan filan yetenekli karşı tarafa ha. Neyse abi. Bak aramızda geçen diyaloğu aynen anlatacağım size. Diyor ki şimdi sabah diyor. Klasiktir abi şu şehir efsanesi gibi bir şeydir. Bir kibrit kutusu kadar beyaz peynir, 5 tane zeytin, şekersiz çay, efendime söyleyeyim 3 dilim kepek ekmeği. Bana 3 dilim demişti. Herhalde insaflı davranmış. Normalde 1 dilim mi diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum da. Adam bunları dedi, sabah dedi bunları yiyeceksin. Tamam hocam dedim. Hani sabah bunları yiyeceğim de kahvaltıdan önce mi yiyeceğim, kahvaltıdan sonra mı? Sonra kovuldum. Doğal olarak adam dedi sana Allah yardımcı olsun kardeşim, ben sana yardımcı olamam falan böyle. Şimdi tekrar bir diyetisyen yolu gözüktü bize. Ne yapalım? Gideceğiz artık yani. Moralimi bozan sebep bu. Diyetisyene gitmek ayıp bir şey mi? Genelde bizim toplumda ayıp karşılanır ya abi. Bizim toplumda ne normal karşılanıyorsa artık ben onu da bilmiyorum. Gidersen obez damgası yersin ki muhtemelen öyle. Bunda çekinilecek bir şey yok ki, ben hiç çekinmem böyle durumlardan. Bir rahatsızlığın varsa dile getiririm abi, bunu niye saklayayım ki ben? Diyetisyene gidersen obezsin abi, efendime söyleyeyim. Şeye gidersen, psikoloğa gidersen direkt delisin. Hani sorunlara falan olamaz. Sanki bizdeki herkes çok sağlam ya, toplumdaki herkes. Bizim öyle bir kötü huyumuz var abi ya. Hani en azından kendi yaşandığı... Konuşabilseydim keşke. Daha güzel anlatabilirdim. En azından kendi yaşadığım bölgede böyle bir sorun var. Yani kendilerini dört dörtlük zannediyorlar. Halbuki hıyarın tekiler yani. Aslında genelde böyle bir sorun vardır ya. Hani kendini mükemmel zannederler. Toplumun geneli hani başkasını fişlemeyi çok severler. Ben ya şöyle şu tarz insanlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Muhtemelen sizde de durum aynıdır. Dertleşme videosu gibi bir şey oldu da bu. Muhtemelen sizde de durum aynıdır abi. Şu tarz insanlardan ben nefret ederim. Bu insanlar bak atıyorum hastanede de vardır böyle. Hani bakar. Aa, bunun gorgo puh, bunun midesi ağrıyor. Benim sadece işte bağırsağım düğümlenmiş atıyorum. Hani başkasına bakarak kendini iyi görme. Başkasının kötü durumlarına bakarak, kötü özelliklerine bakarak kendini rahatlatmaya çalışma. Bu özellikle bizde var sanırım. Tam olarak emin değilim de bir saniye. Yağmalamaya devam etme. Değil mi? Yağmalamaya devam etme deyince toptan kapattın. Hani 2 dakika duraksamadın değil mi? Birisi daha gelmesin de. İyi lan, birisi daha gelmeden hallettik. Ne kadar fazla şey varmış öyle. Ne kadar fazla kurumuş et varmış abi. Kurumuş etleri doldur abi. Doldur 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 doldur. Yeriz lan. Yeriz, kalanını satarız aga. Bu kadar basit ya. Da ben buradan böyle loot düştüğünü hiç hatırlamıyorum. Yanlış loot düştü galiba. Ya ki benim şehrim kalem de yok. Ben üzerimde esir aldığım adamları... Çok affedersiniz abi. Ben üzerimde esir aldığım adamları nereye koyacağım? Benim şehrim kalem malem bir şeyim de yok. Hiçbir fikrim yok yani. Balant goblinleriyle orklar ateşkes anlaşması imzaladı. Turuş ateşkesti galiba. Turuş. Turuş mu? Turus mu? Hangisi ise. Şu Zandere şehrine gidip satacağım bu sefer malları. Bayağı iyi oldu ya. Goblin ordusunu mahvettik valla. Abi ne oluyor ya? Çok affedersiniz arkadaşlar. Ben buradan neden villager alamıyorum ona takıldım da. Çünkü grup kapasitem 94 kişi. Daha adam alabilmem lazım ama alamıyorum. Ona takıldım o yüzden. Hemen şu askerlere terfi vereyim. Daha sonra kendim özelliklerimi de geliştireceğim. Bu arada White Leon'ların ölmesini istemiyorum abi. White Leon'lar gerçekten çok güçlü. O Bereseker falan yaptık. Bereseker neyse artık. Yani şey verin abi. Olmayan İngilizceme verin. Ben bu arada hastalanıyorum mu? Bir şey oluyor ya. Bilmiyorum. Moral bozukluğunun ardından böyle bir hastalanma mı geliyor? Elamet mi geliyor? Bilmiyorum ya. Hemen şuradan karakterimizi de geliştirelim. En son ne veriyormuşuz karaktere? Galiba çevikliği arttırıp Weapon Mastery'yi arttıracaktık. Öyle bir izlenim oluştu bende. O zaman biniciliği de 5 diyelim. Ha bu arada bir saniye abi. Şey yapacağım ben. Ne yapacağım? Arkadaşlardan biri rica etmişti şu şeylerin yüksek elflerin special atına bin diye. Special atı ne abi yüksek elflerin? Şeyler işte. Şu kaplanlar, beyaz kaplanlar. O beyaz kaplanlardan birine bir bineyim.
Bir iki gün hani bir iki bölüm onunla takılayım. Diğer arkadaşımızın da gönlü olsun maksat. Ben elimden geldiğince dediklerinizi yapmaya çalışıyorum da. Şimdi ben böyle dedikçe etrafta şeyler türedi. Şöyle şu tarz insanlar türedi. Ya bizim dediğimizi yapmıyor, sen niye video çekiyorsun ya? Oğlum yapılacak şey var, yapılmayacak şey var. Sen demek ki yapılmayacak şey istiyorsun ya da yapılması zor bir şey istiyorsun. Yapılması zor bir şeyse bekleyeceksin abi. Biraz zaman alacak o ister istemez. Abi binicilik 7 istiyor ya. Bir level arttırayım mı? Bu ne lan? Giant Rat. Büyük fare. Fareye mi biniyorlar abi? Ha bu arada bizden biri galiba şu farelerle oynamış. Bir saniye abi. Buna birazcık hile basmam gerekiyor alabilmem için. Bir kendime de 15-20 bin dinar ayırayım. Çok güzel karlı bir takas oldu bence. Biniciliği de biri arttırıp bineyim abi şu ata. Sizin de gönlünüz razı olsun. Şey galiba ya bizden birkaç arkadaşla konuşmuştum da bu modu oynayan ya da yorumlarda okumuştum. Tam olarak hatırlamıyorum. Şu Scaven Underworld var ya arkadaşlar, fareler. Farelerin ordusu gerçekten çok tehlikeliymiş ya. Böyle dev gibi askerleri falan filan varmış. Ben de tam emin değilim de. Söyleyenlerden öyle duydum yani. Bir onu gidip kontrol edeceğim abi yani. Oradan köyden asker alıp geliştirmeye çalışacağım. Ne de olsa Scavenlerle savaş halinde falan değiliz. Bu arada hemen bir saniye bir tık verelim. Çevik bir 5 diyelim. Reading'e bir tane daha vermem gerekiyor benim. Benim Reading'e bir tane daha vermem için ne yapmam gerekiyor? Çevikliği 21 yapmam gerekiyor. Sırf ata binmek için bu kadar level aldığıma inanamıyorum. Ama benim de işime gelir abi. Ne yaparım? Sırada zekayı geliştiririm falan filan bir şeyler yaparız ya. Weapon Mastery. Weapon Mastery'i mi yedilesem? Şunları yaptık bir şeyler ya. Hemen şurada ben bir kayıt alayım abi. Zandire şehrine gidip şunları satmadan evvel hemen önce bir beyaz atımıza binelim. Beyaz atımıza, beyaz kaplanımıza. Oğlum kaplan hızı falan da mı yükseltti acaba? Yoksa gündüz olduğundan mı hızımız arttı? Muhtemelen gündüz olduğundan hızımız arttı da o bineğinde bir şu bineğin abi bir hani asaleti olduğu gerçeğini değiştirmez hiçbir şey. Gerçekten acayip asil bir binek bence. Asil bir binek. Ne bileyim yani abi bence göze çok hoş gözüküyor ya. Hatta şey yapalım mı? Bir saniye şurada ben bir kayıt alayım tekrar. Cheat menü açıp bir etrafta koşturayım mı? Bir cheat menü açıp etrafta koşturayım sonra zaten şu farelerin, Scaven Underworld'lerin toprağına gidip oradan asker alacağım. Ve müsaadenizle bir kaydı kontrol edeyim. Tamam kayıttayız, bir problem yok. Kusura bakmayın, dediğim gibi bu bölüm volümüm bir tık düşük. Çünkü söylemiş olduğum gibi yani hem ev ahalisi uyuyor hem biraz moralim bozuk. Hem de sabahın erken saati, daha afyonum patlamadı. Abi gerçekten çok güzel durmuyor mu ya? Bence çok güzel duruyor. Yani şu an hani bu moddan daha mod beta aşamasında bu arada. Yani mod tam çıkmış vaziyette değil. Şu moddan ben daha ne isteyebilirim ki abi? Bir de şu şeyler gerçekçi olsa. Hani kaplana bindiğinde kaplan sesi falan filan çıksa. Üç ebesinin nikah diyebilirsiniz ama. Ne bileyim ben öyle bir şey arıyorum ya. Çok çok daha güzel olmaz mı? Zaten şu an mod çok güzel. Abi ben her şeyi geçtim şu şeye bittim ya. Hani sakalın altında toplanmış vaziyette olan kaplanın tüyüne bittim abi. Kuyruk muyruk detayı da çok güzel yapılmış. Çok beğendim ben yani. Genelde oyunu ben çok beğeniyorum abi. Şu an yapılmış olan modu çok beğeniyorum. Dilerseniz hemen şu cheat menüden çıkalım. No. Cihat. Menü. Ve kayıt alıp kapatalım. Şimdi ne yapalım? Scaven Underworld'ların toprağına gidip oradan asker almaya çalışalım. Onlar herkese düşman değil bildiğim kadarıyla. Ağır ağır gidelim abi oraya doğru. Oradan asker alalım. Oraya nereden geçiş var? Şuradan geçeceğiz anladığım kadarıyla. Bu arada şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer Balant Goblinlerin onların toprağında yakalanmazsak bize saldırma şansları yok. Çünkü birbirimizden çok uzağız abi. Yani ne biz gider Balant Goblinlerine saldırırız ne Balant Goblinleri gelip bize saldırır. O açıdan sıkıntı yok yani, ben sıkıntıda olduğumuzu zannetmiyorum. Hani intikam almak için ani baskınlar yaparsak o ayrı mesele de. Onun dışında ne dediğim gibi Goblinler bize saldırır ne biz Goblinlere saldırırız. Çünkü aradaki mesafe çok çok uzak. Abi Chaos Warrior'a bakar mısın? Chaos Warrior'a bakar mısın yani, mükemmel. Kesinlikle mükemmel. Ordu bir yere doğru gidiyor ama nereye gittiğini ben de bilmiyorum.
Bu arada kahve soğuyor ya. 3400'e al gitsin abi. Al gitsin, benim zaten koyabileceğim kalem şehrim yok ki. Al gitsin yani. Ya şöyle bir şey, ben çok arıyorum abi Mount & Blade Warband'da. Hani karşı tarafı devre dışı bırakabilmek için, diyelim bir lordu esir aldın. Esir aldığın zaman idam etme de olsun istiyorum yani. Hani tamam, idam gerçekten çok kötü bir şey ama nasıl çok kötü bir şey lan? Adamı öldürüyorsun işte, hayvan herif. Ya abi şöyle bir şey olsun istiyorum. Neden istiyorum? Buraya nereden girilecek lan? Şuradan girilir herhalde bir tek. Tek giriş noktası orası. Bakar mısın abi? Nasıl gireceksek oraya? Harbi çok merak ettim şimdi. Hani hileyle sıçrarım, orası basit de. Yani hile kullanmadan diyelim ki buradan bir yeri almaya çalışacağız, kuşatmaya çalışacağız. Öyle düşünüyorum ben. Nasıl olacak o iş diye. Gerçekten sıkıntılıymış. Yani Skaven Underworld'u seçseydik eğer, o fare krallığı, ki kötü taraflarda oynarsam muhtemelen bu fare arkadaşları seçeceğim ben, Sprinter ustaları. Bayağı korunaklı yerdeler abi. Bayağı korunaklı yerdeler. Yani kimle savaşırsa savaşsınlar. Girişin tek yolu burası. Adamlar burayı korudu mu bitti. Şuraya iki devriye atsınlar bitti abi. Adamların toprakları dar ama çok korunaklı. Acayip korunaklı. Hemen şuradan ben tekrar grubumdaki adamlara seviye vereyim. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Sadece geliştiriyorum yani. Sadece geliştiriyorum. Ne nedir ne değildir hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi. Boyuna paso artı basıyorum. Bu arada kahve soğumuş ya. Hep böyle oluyor abi. Bir saniye, ben şunu bir tek atayım, dikeyim, bitireyim. Altı tane villager mi veriyorsun? Ne yaptın dayı? Bir saniye abi ya. Bunların ben bir köy yaşam tarzına bakmak istiyorum. Köy yaşam tarzı neyse bunların. Abi şurayı çok beğendim ya. Şu ayrıntıyı acayip beğendim. O nasıl bir köprüdür öyle? Bunlar fare. Şu bayan fare sanırsam. Bay fareler falan da var böyle. Aşağı aşağı iniyorlar. Oo, zindan mindan var. Kaplana binip geldik ya, korkmasalar bari. Bu ne abi? Köprüler möprüler lan, nasıl bir yere geldik? Oo abi. Abi ayrıntılara bak. Merdivenin duvarın içine girmesi dışındaki ayrıntılara. Şu arada beni baga sokma da. Gözünü seveyim, ne yapıyorsan yap. Hop, Geronimo. Atlayamadık oraya hacı. Hayırdır? Oraya atlayamıyoruz. Dayı aşağı atlıyoruz da oraya nasıl atlayamıyoruz? Allah aşkına ya. Nasıl bir yer burası? Lan adamların kale yapısına bakar mısın abi? Nasıl bir yer? Vay 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 vay. Gerile 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 aslanım, gerile. Gerile kaplanım. Oba! Hop, burnu çarptık. Neyse. Neyse, bunların da bir yapısını görmüş olduk abi. Ben şehirlerine uğrayayım bir de. Şehirlerinde arenada bulunan adamları nasılmış bir onları görelim. Abi gerçekten çok sıkı fıkı yerler değil mi ya? Sıkı fıkı yerler derken anlamışsınızdır yani abi, çok korunaklı ya. Buraya kimse giremez ki savaş durumunda. Yani mutlaka köylerini yağmalayamadan bir adamlarına denk gelirsin. Gelirsin. Şu skavenleri bir en üste çıkarayım bakayım ben. En üste çıkardım da bir şey fayda etmeyecek ki, geliştiği zaman yine en alta inecek. Bu arada benim derebeyi almamı mı istemişsiniz? Ne istemiştiniz abi? Şey istemiştiniz galiba ya. Bu arada buradan yukarı gidiş yok galiba. Şöyle bir şey istemiştiniz galiba. Grubuma artık yandaş almaya başlayayım. Şu ayıyı yandaş olarak almamı mı istemişsiniz? Bir şey istemişsiniz ya. Ben de tam hatırlamıyorum. Ya çünkü genelde niye benim dediğimi yapmıyorsun? Dediğimi yapmayana kadar dislike diye dolanan marjinal insanlarla dolu olduğu için yorumlar. Dediğimi yapmazsan dislike. Peki. Peki de her birine nasıl yetişeyim ben? Abi insan biraz sabırlı olmasını bilmeli ya. Neyse, şuradaki arenaya bir bakalım bakalım diyeceğim de, arena aynı arenadır abi, yani arenada ne bekliyorsun ki? Arena aynı arenadır. Aynı adamlar dövüşüyordur falan filan. Yok, burası galiba buglu arena abi. Burası galiba buglu arena, yani geçenki yerin buglu olduğu gibi. O yüzden hiç girmeyi bile denemeyeceğim. Bir hana girelim, belki handa ebesinin nikah temsili. Chaos Dwarf Warrior. Merhaba. Abi ben seni almak isterim ama
Bu nasıl bir han abi? Böyle bir han mı olur? Şehir nasıl bir şehir lan zaten? Sizin şehriniz nasıl bir şehir abi? Bak konsepte uydurmuşlar. Sizce de çok güzel değil mi arkadaşlar ya burayı konsepte uydurmaları? Benim acayip hoşuma gitti de yalnız beynim falan dönüyor ve ufaktan tırsıyorum. Yusuf Yusuf ediyorum abi. Ufaktan değil baya baya Yusuf Yusuf ediyorum yani. Buraya bir kurtarma operasyonuna falan gelsek sıçtık herhalde. Hayatta kurtaramayız adamı. Zaten galiba kurtarma bug'lı da her kalede, her şehirde mi bug'lı onu bilmiyorum abi. Vay anasını be. Vay anasını. Çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Şu an yani meraklar içerisinde geziniyorum ortalığı. Ve neden handa adamların bir kısmı yukarıda hiçbir şekilde anlayabilmiş değilim. Burası neden var? Ne mantıklı geldi ki burayı sorguluyorsun diye de kendi kendime sormuyor değilim. Goat Castle abi bu ne lan? Town Center'a gidiyor bura. Buranın aşağısı nereye gidiyor abi? Oha. İnsan bu kadar mı detaylandırır baba boş? Her şey tamam. Bu ne abi? Red Mother. Red Mother. Bu bildiğin insan. Aile ilişkilerine akıl sır erdiremiyorum. O yüzden hiç şey yapmayacağım, tartışmayacağım bile. Ve buradan ufaktan asos topuk 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 yapacağım. Gerçekten çok garip. Aile ilişkilerine anlam veremiyorum onların. Neyse şuradan bir çıkabilirsek eğer. Daracık, durucuk yollardan. Bunlar kimin abi? Ha, Scum Underworld'un askerleri. Abi Scum Underworld garip topluluk ya. Gerçekten garip topluluk yani. Onlarla savaşmayı istemem şahsen. Ama aslında mantıken bakacak olursanız bizim onlarla savaşmamız gerekiyor. Yani böyle kendi başımıza kalede oturup ölümü beklemek değil de şey yapmamız gerekiyor bence. Kaos Krallığı ile savaşmamız gerekiyor. Kaos Krallığı'nın yanı sıra goblinlerle, orklarla mücadele etmemiz gerekiyor. Kara elfleri durdurmamız gerekiyor. Bu arada insanların ikinci krallığı ile Kaos Krallığı barış anlaşması imzalamış. Ne bileyim abi biz sadece olduğumuz yerde duruyoruz ya. Bak daha ben Osmanlı senaryosu modunu da oynuyorum. Bir an Osman Gazi modu aklıma geldi de o modu beğenmemiştim. Neyse bir an Osmanlı senaryosu modu da oynuyorum ben abi. Takip ediyor, durak arıyorum. Ben senin ağzına vurur muyum? Vururum. Şu arkamdaki devriyeler olmasa vururum ben senin ağzına. Az daha yakınlaş, az daha yakınlaş, çakacağım kafana. Gel lan. Gel bir ben senin meydan savaşında bir çakayım kafana. Eşek herif seni. Ya bir yandan arkadaşlar söylemiş olduğum gibi Osmanlı senaryosu modunu da oynuyorum. Ya bir saniye herkes bir beni takip edebilir mi abi? Herkes bir beni takip etsin. Abi bu konumda kalalım abi. Atsız ne bu konumu ya? Herkes bu konumda kalsın be. Herkes bu konuma gelsin. Ya şu kaplanımın asaletine bakar mısın abi yani? Kaplanımla muhatap ederim sizi anca. Gelin bakalım. Nereye dönüyor lan bunlar? Melez orada ama güçlü orada abi. Melez ama güçlü orada. Arkadaşlar o zaman herkes ateşkes değil. Herkes hücum. Ve herkes arkadaşlar atış serbest. Lütfen. Lütfen. Lafı bile olmaz. Abi özellikle trollere hedef alın. Trollere ya da okçulara hedef alın. Ben okçulardan daha çok nefret ediyorum. Trollerden çok okçulardan nefret ediyorum abi. Dağıtırız ya. Dağıtırız abi. Burayı rahat dağıtırız biz. Rahat alırız. En güzeli zaten melez ordu abi. Safkan elf ordusu yapmaya kalksam sürekli dayak yiyoruz ya. En güzeli melez ordu. Yani nerede ne hızlı, nerede kim hızlı bileceksin ona göre ordu kuracaksın ya. En güzeli abi. Ya öteki türlü sıkıntı yaşıyorsun. Misal bak gece goblinlerinin çok hızlı giden bir birlikleri var. O çok hızlı giden birliklerini alacaksın. Ani baskınlar için onları kullanacaksın falan filan böyle. Herkesten karıp katacaksın abi ya savaşırken. Ben bunu öğrendim yani. Bu yöntemle daha çok savaş kazanabiliriz bence. Ya melez ordu yöntemiyle yani.
Bakın aşağı yukarı kafamızdaki planı gerçekleştiriyoruz. Hani Melez orduyla vurkaç vurkaç yapa yapa goblinleri zayıflatmayı planlıyorduk ki biz goblinleri zayıflattık zaten de. Bizim krallıktan hiç ses seda yok. Bu arada kaplanda tık can inmesi yok abi. Size bu adamı yedirir miyim lan ben? He? Bu adamı yedirir miyim oğlum ben size? Kurt mu kaplan mı? Tabii ki kaplan kardeş. Bu arada arkadaşlar hazır bir dertleşme videosu gibi bir şey olmuşken şunu da belirteyim. Canımı sıkan diğer bir nokta da var. O da benim hayatımla alakalı değil. Kanalla alakalı bu canımı sıkan nokta. Nedir abi? Hani şey emin olun hani kompleks sahibi biri olduğumdan falan değil de. Gerçekten ayar olduğum noktalar var. Hani sözlerimin alıp başka yere çekilmesinden gerçekten ayar oluyorum. Bu arada bizim adam kurta binmiş. Yakışmış karşıyım. Ya sözlerimin alıp başka yere çekilmesine cidden ayar oluyorum. Yani ben diyorum ki oyunda hani dinozor bineği var. Dinozor bineği varken kurt bineğine binmek. Bak sonuçta binekten bahsediyoruz değil mi? Kurt bineğine binmek dedim bana mantıklı gelmiyor. Hani dinozora binelim. Dinozor daha güçlüdür. Şudur budur falan filan. Ya adam tuttu olayı etnik kökenlere kadar dayandırdı yani. O tarz herifler de var bizim kanalda. Siz düşünün artık benim neler çektim ya. Bir düşünsene abi ağzından çıkan her şeye dikkat etmek zorundasın. Bugün şişmansan olursun pişman derim. Adam tutar sen şişmanlara laf mı atıyorsun der. Benim o kilo problemim olduğunu bilmeden. Çünkü bilmesine gerek yok konuşmak için. Bizim kanalda öyle insanlardan dolu ya maalesef. Hani adamın konuşmak için bir şey bilmesine gerek yok abi. Bilerek konuşmak onlara göre sanırsam haram falan yani. Ne bileyim. Bilerek konuşmak onlara göre haram sayılıyor galiba. Adam bilmeden çatır 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 konuşur böyle haklı haksız olduğuna bakmaz. İnsanın moralini bozar. Ve arkadaşlar benim en çok üzüldüğüm nokta şu. Bu adam bilip bilmeden konuşuyor, tamam mı? Sizi bana karşı doldurmaya çalışıyor. Sizi bana karşı kışkırtmaya çalışıyor. Siz de çoğunuz gelmiyor genelde ya. Bu insanların kışkırtmasına geliyorsunuz diyecektim de yok çoğunuz gelmiyor abi. Yani sinir bozucu bir durum ya. Sözlerimin sürekli farklı yönlere çekilmesi falan. Gerçekten iğrenç bir durum. Bu arada buralar Ork krallığının anladığım kadarıyla. Orklardan asker almayacağım. Gideyim dwarflardan asker alayım. Aslında orklardan da boğaya binen böyle çok sağlam askerler var. Ya kardeş benimle dalga mı geçiyorsun? Az önce savaştan çıktım ve sen bu kadar orduyu nereden topladın ya?